Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aloe vera bakımı, toprak değişimini anlatacağım. Gördüğünüz gibi aloe veramız kötü durumda. Zaten başka bitkiler de var olduğu yerde. Bunları önce çıkartacağız. Şöyle kaktüsümüz. Şekilde aş yaptığım bir kaktüsüm. Arkadaşlar, bu aloe verayı çoğaltmak kadar kolay bir şey yok. Yeter ki böyle istediği koşulları sağlayın. Öncelikle şunları ayıralım. Bunlar da bayağı kırsanmış. 2,5-3 aydan beri aynı saksıdalar. Gördüğünüz gibi aloe veramız kurumuş ama ortadan yine yeşeriyor. Ben daha önceden kesmiştim ama bakımı iyi yapmadığım için yeniden verim vermedi. Tabii şu yine büyük olduğu için uzamış. Gördüğünüz gibi yavruları, yani büyük bir saksıya dikince çok da büyük olmasın da her türlü yavruluyor alttan doğru. Şurada bir aşıladığım bir kaktüsüm şöyle bu şekilde. Şunları ayıralım. Şöyle yavruları ufak ufak. Gördüğünüz gibi aşağıdan patlatıyor yavruları. Şurada belli olur. Şöyle. Yani yeniden yavru vermiş. Şimdi bu bak, burada yavru verdiği belli. Bak, uçları yeşermiş. Uçları yeşermiş. Yani şöyle bir 15-20 gün daha dursaydı saksıda bunlar yavru olacaktı. Yine olacak da yani bekleseydi olurdu. Şöyle ayıralım bunları. Bunlar zaten yetiştirmesi kolay bitkiler. Yani şöyle yavruları. Şöyle bunu dallarında keselim. Şöyle bıçağımızla. Şöyle uçtan doğru. Bu şekilde. Yani bunun yağlarını, bakım kremlerini bayağı pahalıya satıyorlar. Yani çok değerli bir bitki. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Şunları kenara koyalım. Tombul tombul. Bayağı jel var içinde. Şunu da keselim. Evet.
Bunları kesmeyeceğim. Bunlar uzayınca, yeşerince, bunlar gibi tombullaşınca o zaman. Şimdi aynı. Şu toprağımızla geçeyim yine. Sizin aloe vera'nız küçükse daha küçük bir saksıya, sonradan büyüme hızına göre, büyümesine göre daha büyük bir saksıya dikebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi daha şimdi yavrular var şöyle. Onlar yani bunlar uzaması kolay. Bu biraz direkt güneş almayan değil de normal böyle güneşin 5-6 saat doğduğu yerlerde 6-7 saat bekletin. Yani koyun saksıyı buna. Bıçağımız nerede? Köklerini şöyle bulama tarzında, bıçağımızı bulamadan şu şekil buluyoruz. Yani bu aynı şey gibi, yükünü hafifletiyor bitki, yeniden doğmuş gibi oluyor gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle, aynı şöyle tutuyoruz. Aynı. Yani bunlar yani bir ayda uzar. Bu yavruları daha küçük saksılara dikeceğim. Arkadaşlar bu kökleri içine atmamızda bir sakınca yok çünkü bu kökler yani cansız şu anda. Yani kuruyup gidecek, yani çürüyecek, toprak olacak bunlardan. Yani onlara atmamızda da bir sakınca yok. Toprağımızı yetmedi. Şöyle toprak takviyesi hemen geldi. Bu şekilde. Bunun çoğalması dediğim gibi yani bu şekilde dikin. Ben internetten almıştım bunu. Yani diktim. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Her şey bir tecrübe. Yani bu kendi kendine aşağıdan kök salıyor. Az önce de size gösterdiğim gibi yavrularını. Oh.
arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde ediliyor. Aloe vera bakımı dediğim gibi normal bir boyutta bitkinize göre, bitkinin boyuna göre bir saksı ayarlayın. Mesela bu bitkiye de bu saksı normal. Çünkü bu yani şöyle bir ay sonra bayağı dev gibi olur. Çünkü hızlı gelişen bir bitki. O yüzden normal bu saksı buna göre. Sulama açısından bunlar yani normal su sevişi. Çok da sevmezler, az da sevmezler. Yani 4 günde bir su verebilirsiniz. Tabii yağmurlu günlerde yağmurlu giderse olur, vermeyin. Güneşli havalarda 4 günde bir, 3 günde bir yani havanın sıcaklığına göre yani verebilirsiniz. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz